Günaydınlar. Bugünkü açılışı ben yapacağım. Annemle şimdi yemeği hazırlayacağız. Değil mi anne? Ben size kahvaltı hazırlayacağım. Bunu taştırıyorum. Sabırdan kalan etrafı toparlıyorum. Evet. Öyle bugünkü video YouTube dün hiç görünmediği için bugün video çekme kararı aldım. Ve perdeyi açayım mı? Aç. Ben bir durdurayım. Böyle yapıyorum. Bugünkü hava güneşli. Şöyle parkı yakınlaştırayım. İşte bazı kişiler gidip oynuyor orada. Bakalım günümüz bugün nasıl geçecek? Ben bir dışarı gidip geleceğim. Bir bankaya gidip geleceğim. Ufak bir işim var. Evet. Sonra geleceğim işte. Mutfak, yemek falan. Balıkları göstereyim mi? Göster. Şöyle gidelim. Şöyle çiçeği. Balıklar böyle. Yemeklerini verdim. Burada da ben oyun oynuyorum. Mevlana Bey'e bakalım. Mevlana Mahallesi de böyle. Biz neredeyiz Ümit Bey? Geziyoruz. Giriş yapamadım video. Giriş yapamadım. Televizyon parçasıyla. Televizyon parçası. Elindekini göster. LED alacağız. Öyle. Televizyoncu karısı olunca böyle oluyor. Öyle mi? Televizyon parçasıyla geziyorum. Evet. Böyle yürüyoruz. O 500 evlerin. Burada 500 evlerde beni izleyen bir tane ablam var. Bak 500 evlerdeyim abla. O kapalı caddedeyim. Sana buradan hep selam gönderiyorum. Evet. Ama sen dediğim gibi bana bir şekilde ulaşsaydın, numaranı bilseydim ben seni burada bulurdum şimdi. Değil mi? Yani. Öyle. Neler varmış çevremizde? Hava güzel. Hava çok güzel. İnsanlar alışveriş yapıyor. Biz alışveriş işimizi bayramdan önce bitirdik. Son haftaya bırakmadık. Değil mi? Allah'tan da bırakmamışız ya. Hiç mağazalar falan girilecek gibi aslında değil. Aslında son gene bırakılabilir. Çünkü son gün mesela şöyle oluyordu. Biz önceden Gazi Osman Paşa'nın o bağlar başına saat 9'dan sonra, ondan sonra herkes açma izni oluyordu. Herkes her şeyi seriyordu oraya. He. Mesela orada hemen hallediyorduk her şeyi. Seyyar satıcı gibi mi diyorsun? Gelmiş onlar. Biz mağazalardan aldık. Bilmiyorum ki. O zaman götür bizi Arif akşam oraya. Belki bir şey alasım var benim orada. Bize haftalar izin vermiyor ya, saat 10'dan sonra falan izin veriyor. Orası böyle cukur oluyordu. Yine öyle devam ediyor mu acaba? Bilmiyorum vallahi. Geçişlere sırf merak ettim ha. Düşün, götür bizi. Bakarız, beklenirsin. Satıl dükkan. Alayım mı sana? YouTube'dan çok param geldi, alayım mı? Ben gidiyorum. Kim? Öyle mi olacaksın? Öyle olacağım. YouTube'dan çok param geldi. Hayır, öyle düşünüyorlar ya. Düşünsene şu anda Allah sana güç kuvvet verse. Böyle bir ev alsak ya da işte bir şey alsak. Diyecekler ki YouTube'dan parayı buldu bunlar. Ya. Ama zaten kanalı olanlar biliyor. Hani ne kadar ne. Ki ben de zaten izlemiyorum ki. Geldik mi? Ben hep yoldan ters girdiğimiz için. Oraya geldik. Yıldızoğlu Elektroniğe. Ümit Bey, siz yürüyebiliyor muydunuz? Abi yürüyün de endamınızı görelim. Ya zaten görelim. Böyle bir şey yapıyorum.
Şey oluyorsun değil mi? Hani şey sendeliyormuşsun yeni, gibi değil mi? Yeni doğmuş ceylan yavrusu gibi. 500 evlerin kapalı caddesi burası. Ya aslında yürümeyi seviyorum da. Vaktin yok yürümeye. Yok ki yani hani. Sizi araba yürü... beni çağıra getiriyor yani hani. Çünkü zamandan. Yarım saatlik olacak işi arabayla 10 dakikada halledince benim zamana ihtiyacım var. İnan oruç tutuyorum şu an yemeğe vakit harcamıyorum ya. Benim için ne kadar tasarruf oluyor. O zaman sen şey bayramdan sonra da mesela biraz... Mesela sigarayı bıraktığımda da aynıydı. Evet. Sigarayı bıraktığımda da ya habire sigara içmeye git gel. Ondan sonra tam böyle geliyorsun, tam işe konsantre oluyorsun, sigara içesin geliyor. Bir daha içiyorsun geliyorsun. Sonra 2 saat kendine gelemiyorsun. Ondan sonra ya ne bileyim konsantrem bozuluyor falan. O bile benim sigarayı bırakmak çok kârım oldu yani. Hani zaman bakımından evet, da. Evet, zaman bakımından çok iyi oldu. Öyle işte. Herkese selamlar, sevgiler. Yeniden mutfaktayım. Hiç çıkmadım. Ne yapıyorum? Güzel bir mercimek çorbası yaptım böyle. Onun eşliğinde pirinç pilavı yapacağım. Sonra tavuğum vardı, bagetlerim. Kemiksiz. Onları da şöyle yemeğini yapacağım. Etrafı biraz toparladım. İlk vlogumdan anlayacağınız üzere. Tavuklarımı kusalıyorum. Mühürlüyorum gibi arkalarını. Daha önceden de yapmıştım bunu. Bugün biraz yemeğim kolay olsun istedim. Mutfaktan çıkamayanlara, bayram hazırlığı yapanlara benden selamlar. Şuradan patates almayı. Belim ağrımış ya. Olsun, yapılan her şey güzel oluyor. Dünkü o rulo patatesim de çok güzel olmuş. Sadece bir tık bize göre tuzlu olmuştu. Bu akşam da biter. Çok az kaldı. Tavuklu yemeğim de favori oluyor benim. Son günlere doğru böyle artık ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Ben özellikle aha onu yapayım diyorum. Aha ben onu yapmıştım. Bunu, aha ben bunu yapmıştım. Falan. Bakıyorum. Hepsini yapmışım yani menü olarak da. Bir de artık son günlere doğru mide tamamen böyle küçülmüş. Vallahi en son gün hazır çorba makarna yaparsam şaşmayın. Makarna zaten bizim evde. Yani yemek yapılsa da yemeğin peşine yarım saat sonra versem çocuklara yiyorlar tekrar. Makarnayı çok seviyorlar. Ümit arıyor kızları. Efendim? Beni aramadın biliyorum. Her yerde ben çıkacağım tabii. Benim olduğum ev arıyorum. Hangisini? Yok canım, o doğru paylaşmıştı. Söylerim. Şeyde de olan çocuk odasında olan şeylerin durumlarını gördün mü? Rüyayı. Ne yapacağım? İyi tamam canım, görüşürüz. Bye.
Evet, Gazlı'ya gidermiş. Bir de hayal bir şey paylaşmış da yanlış mı paylaştı? Patateslerimi de ilave ediyorum. Üzerine sebzeleri de koyacağım. Tekrar diğer taraftan gösteririm sizlere. Bu şekilde tavuk yemeğimi hazırladım. Pişiyor. Burada da mercimek çorbam. Bu pişti. Buraya da pirinç ısladım. Şehriyeli pirinç pilavı yapacağım. Bu kadar bu akşamki yemeklerim. Bugün yemeğimi çok ağır yapmadım. Pilavımı yaptım. Çorbamı göstermiştim. Burada da tavuk yemeğim var. Burada da salatam. Bugünkü yemeklerim bunlar. Mutfağımı da derledim, topladım. Dışarıya bakalım. Biraz hava çok güzel. Çocuklar tişörtle top oynayabildiğine göre hava bayağı iyi gibi. Ben dışarı çıktığımda da iyiydi. Ben de makineye çamaşır atacağım şimdi. Şuraları da temizlemem gerekiyor. Ne yapıyorsun Göktuğ? Selena mı izliyordun? Göktuğ hiç oradan kalkma, tamam mı? Göktuğ hiç buradan kalkmıyor. Göktuğ'un ödevlerini çıkarttırıyorum. Bir sürü ödev geldi. Onları da çıkarttıracağım. Şimdi şu çamaşırları toplayayım. Ümit Gazi'ye gitmişti. Gelmemiş hala. Şero burada kapıda. Şero beni bir görse. Şero Ümit'i bekliyor. Bak çocuğum. Gelir babam biraz sonra. Hiç ayrılmıyor burada. Ümit'i bekliyor. Gayet bir hareketlilik var Mevlana Mahallesi'nde. Mevlana'dan selamlar, sevgiler. Reis'in fotoğrafını atmışlar. Şurada da var ama çok görünmüyor. Bak şu köpek de imamın köpeği. Bu da çok tatlı. Bunu yazın ay. Gomez. İsmi Gomez. 21 Nisan Cuma saat 19.00'da Garson Sofraşa Meydanı'nda gerçekleşti. Şey geliyormuş. Süleyman Soylu geliyormuş Gazi Osman Paşa Meydanı'na. 21 Nisan'da. Gomez gitti şu tarafa doğru. Gomez'in sırtına biniyorlar Göktuğ ile Hamza. Onu gezdiriyorlar. Bak. Anne bu Şero değil mi? Aa, Ümit dükkandaymış. O Şero değil mi? Ay ben Şero'yu karıştırdım. Valla çok benziyor. Değil mi? Ben gördüğümde de yatıyordu. Ay gelmiş Ümit. Yanlış bilgi. Ben şu çamaşırları halledeyim. Saat daha erken. Ramazan'ın son günlerine yaklaşırken İstanbul için iftar vakti. Her bakın dökeceğim. Bak. Sana yediriyor. Kız ekmeği getir hadi ekmekleri. Ekmekleri getirmeyi unutmuşuz. Çamaşır sepetimiz de ortada. Ne kadar uzun bir perde. Bizim imam bir Allahu Ekber dedi bıraktı. Neden? Artık yoruldu demek o da son günlere doğru. Anne Kadir gecesi 3 gün değil mi? Kadir gecesi geçti. Şimdi 3 gün sonra. Devam Kadir ediyoruz. Gecesi ne? Bir gün. Bir gündü işte Özcan'ın olduğu gündü. Ha. Ondan 3 gün sonra bayram demek istedi o. Ha. Ben anladım. Ben anlıyorum artık. Ben her gün Kadir gecesi bu. Hani senin neydi? Doğum gününe tam 6 gün kaldı. Evet doğum günüme çok az kaldı. Evet. Hadi yemeğimizi yiyelim. Ben de kendime de çorba koyayım. Göktuğ nasıldı baklava? Mükemmel. Şimdi kalite kontrolü mü yapıyorsun? Yani. Haşa canım benim böyle bir şeye
Nasıl sana kalite kontrolü yapabilirim? Böyle kopmuyor ki şimdi. Baba. Heh. Bütün baklavalar öyle. Bunu anlamadım. Biraz buraları çek. Ben bayağı beğendim. Tutarak da yiyebilirsin elinle. Aynen, evde şöyle olur. Yani sen öyle anlamazsın ki öyle. Böyle evi ağzı atacaksın. Olay bu ya. Duydun mu? Alırken ben yağı bile güzel akıyordum. Maşallah, güllü oldu sanki. Tabii tamam. Birkaç saat sonra daha iyi olacak şerbetin iyi çekince. Tamam, güzel. Şerbetin iyi çekince güzel. Güzel olacak. Ben yani o tipinden kendini belli ediyor. Daha iyisini inşallah bir dahaki zamanlarda yaparım inşallah. Ya bir tepsi baklava kaç lira? Değil mi? Yani. Anne abartmasan daha güzel yapıyorsun. Yaptım işte. Gördün mü? Az önce işte çatalla kopardığın için şu keyfi alamadın. Vallahi süper olmuş ya. Gördüğünü sağlık. Afiyet olsun. Bol cevizli, bol bol. Döktü. Kapanışı yapalım. Kanala abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Reklamları sonuna kadar izlemeyi de unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, bizimle kalın. Hoşça canlı kalın. Yayıncılar bunlar, videocu bunlar, açılış kapanışçı bu. Bir ekip işi. Bugün görüşmek üzere. Mı? Bilmiyorum var mı? Yapalım. Bak. Yemekler yenildi. Kahveler içilmedi. Biliyorsunuz baklava açmıştım. Dursun amcayla eşine de gönderdim. Onlar da bana bir paket hazırlamışlar. Göktuğ'la gönderdiler. Kahvesi, çikolatası. Böyle. Çok hoşuma gitti. Çok ince düşünülmüş. Çok sağ olsun. Hemen bundan Nescafe yapacağım şimdi. Ümit'le Göktuğ yine olduğu yerdeler. Burada. Yendi mi Göktuğ seni? Kim kimi yeniyor? Bu akşama kadar antrenman yapıyor, geliyor beni yeniyor. Sonra baklava yediler. Özlem'e de verdim baklava. Gerçekten şerbetini çektikçe daha muazzam bir şey oluyor. Ben burada kahve yapacaktım. Böyle saray sarmasını koydum. Her şey çok güzel, her şey çok yolunda. Hiçbir sıkıntı yok. Tatlılar, tepsi tepsi tatlılar. Size bir şey söyleyeyim, ben saray sarmasını unutmuştum baklavayı yaparken. Ya aslında ben bugün annemle konuşurken şey dedim, dur kamerayı kendime çevireyim. Ben bugün baklavayı yaparken annemle konuştuğumda dedim ki anne dedim, ben dedim baklava açıyorum şu anda dedim. Açacağım dedim. O bezeleri küçük küçük yaparken eğer dedim olmazsa dedim zarar ziyanıyla dedim çöpe atacağım dedim. Ama dedim yine de dedim bir video çekmek istiyorum dedim. Tutarsa dedim videoyu paylaşacağım. Tutmazsa dedim Ümit'in bile haberi yok. Çöpe atacağım dedim. Çok şükür Allah'ım beni utandırmadı. Çok lezzetli oldu. Güzel oldu ama ben yani bu tatlıyı da unutmuştum. Her tarafım tatlı. Tabii bizim evde ziyan olur mu? Olmaz. Önümüz bayram. Bayram tatlılarımız şimdiden hazır. Hatta bayramın ikinci günü annem yola çıkacak. İkinci günü bir tepsi daha açabilirim anneme.